Evet. Haftanın olayına geldik. Hiç konuşmayalım abi. Hiç konuşmayalım. Çok kötü. Ayıp. Bak yönetim istediği kadar transfer yapmasın. Tamam mı? Yani yönetim bana göre yönetim 12 aydır, 1 yıldır Beşiktaş gömleği bize biraz büyük geldi pozisyondalar. Yani bu Beşiktaş yöneticiliği bu yönetime 2-3 gömlek büyük geldi pozisyondalar şu an. Onu değiştirebilirler ama şu an görünen o. Sürekli geçmiş yönetimi suçlamakla bir yere varılmaz. Şimdi yönetim çok başarısız olabilir. Bu 4-1 hocaya da yazar abi. Oyuncuya da yazar. Herkese yazar. Hocanın açıklamaları direkt sahipleniyor zaten bu sorumluluğu. O güzel bir iletişim biçimi yani bana kalırsa. Kimseyi almasan da 4-1 yenilemezsin abi. Ya yeniliyorsa da abi şimdi Beşiktaş yapan değerler ne abi? Zamanında Kapalı'nın önünde Metin Ali Feyyazların, altyapıdan çıkan çocukların tabii mücadele etmesi abi. Bence Beşiktaş'ın neden Beşiktaşlılık nedir onu hatırlaması lazım. Aynen öyle abi. Doğru söylemiş Sergen Hoca. Evet, burada ama burada bir şövalyelik yok yani mağlubiyetinde sorumlusu benim. Herhalde sensin abi. Yani bir şövalyelik durumu yok ama doğru. Açıklama doğru. Nasıl çözeceğini merak ediyorum. Gün sonunda bu transferlerin ardından yeniden işte şu anda bir gençler konuşuyor. Bir tek Abu Bakar'la da olmaz. Bak Kalinic'i de almanız lazım. Ey yönetim. Abi paramız yok. Abu Bakar soru işareti zaten. Abi paramız yok, limitimiz yok. Ben artık sıkıldım abi. O zaman olağanüstü kongre kararı alın. Yapabiliyorum diyen gelsin. Yani Abu Bakar soru işareti abi. Kasım'ın ortasında sakatlandı. Sen forvede başka takviye yapmadın. Ne olacak abi ocağa kadar? Hadi feshetme hakkın var. Okey. Ekonomik olarak kendini korumaya alıyorsun da. Hayırlısı. İşte Fikret Orman diyeceğiz gene. Fikret Orman diyeceğiz. Fikret Başkan. Öyle kötü bir miras aldık ki diyeceğiz. Çok berbat bir enkaz aldık diyeceğiz. Bir şey diyeceğiz yani. Geç reis geç. Sergen. Oynasaydı bir şeyler farklı olabilirdi. Form geçici, klas kalıcı tabii. Hastalığı tabii koronavirüs dönemi bir geçmiş olsun tekrar. Dönemi geçirdi. Evet bir kez daha geçmiş olsun. Neyse ki sağlıklı bir şekilde döndü. Döner dönmez de toksinlerden iyice kurtulmak için antrenmana çıkmış. Yani bu fotoğrafı vermesinin sebebi ben buradayım demek ki demesi. Doğru. Doğru. Beşiktaş'ı toparlayacak adam gene Sergen Yalçın'dır. Yeter ki artık bir herkesin bir şapkayı önüne alıp uzun uzun düşünmesi lazım. Trabzonspor, Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Yeni transfer Afebo, Lewis Baker. İkisi de geçen not attı. Birinin 2 golü var, birinin bir asisti var. Trabzon biraz toparlanacak gibi mi? Stoperle santrafor'da bir gelsin. Bakalım neler oluyor. Çünkü önemli iki mevki. İki mevki geldi. Bir de Marlon yavaş yavaş oturdu. Yani bir takım tam çalışmaya başlasın. Ben de Trabzonspor'la ilgili eleştirilerimi şeye saklıyorum. Bir takımı görmek lazım. Milli takım arasından sonraya saklıyorum. Yani şu 5 Ekim bir bitsin de herkes rahatlasın abi. Orada Vakayem'in sola çekilmesi de tabii biraz rahatlattı ön tarafı. Yani Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Ren 12 milyon euro teklif etmiş. Eğer 15 plus verirlerse gider. Onu da söyleyeyim. 15'e verir mi sence? Daha önce 20 15 plus'a gider. Yok muydu? 15. Abi o 20'ye vermediler ama bu sene o zaman 17, euro bu sene gelen maksimum teklif 17. O zaman da vermediler. Ama şimdi 15 artıya gidebilir abi. Ren kalecisini şeye verdi biliyorsun. Chelsea Mendy gitti. Ren'den yetişen kaleci de genelde Chelsea'ye gidiyor yani. Onu da söyleyeyim. Haftanın konuşulan açıklamalarından bir tanesi. Şenol Hoca'nın yabancı sınırı konusundaki ısrarlı... Şenol Güneş'in bu açıklamaları tamamen safsatadır. Tamamen boş laftır. Bak tamamen boş laftır. Tamamen güne, yere, bulunduğu konuma göre değiştirilmiş açıklamalardır. Kendisine hiç katılmıyorum ve hiç yakıştıramıyorum. Yani Türk futbolunun derdi sahada bulunan yabancı sayısı değil abi. Yani sen futbol direktörü değilsin abi. Milli takım teknik direktörüsün. Futbol direktörü, futbol gelişim sorumlusu vesairesi değilsin. Ya Beşiktaş kendi aslında benzer şeyler. Beşiktaş'ken 11 yabancıyla sahaya çık. Oynatsaydın abi sen de. Yok muydu Tolga? Niye aldın kaleci? Fabri'yi niye aldın? Tolga varken Fabri'yi alıyorsun. Rıdvan oyun. Bak şimdi. Zamanında yabancı sayısının 5'ten fazla olmasını istememiştim. Yine aynısını söylüyorum. Tolga varken Fabri'yi almışsın. Fabri'yi oynatsan o zaman Tolga'yı oynatsan o zaman Fabri'yi neden aldın derler. Ne farkı var? Niye aldın Fabri'yi? Ama Sporting Lisbon maçından sonra böyle kaleci yok ki kalede diyordun.
Tamamen safsata boş laf. Abi zaten yani sorun sanki yöneticilerin saçma sapan yabancılara saçma sapan paralar vermesi değil. Futbolcuların... Hayır bir de örnek neden Rıdvan Bey? Bir dakika şimdi. Örnek neden Rıdvan'dan en sakalı? Yani neden? Neden yani? Neden mesela Serdar Aziz varken Tisserand'ı aldım demiyorsun da misal. Veya efendime söyleyeyim kim var? Galatasaray'dan bir örnek verin. Efendim işte Emre Taşdemir varken Saratçı'yı aldın demiyorsun da Rıdvan varken en sakalı diyorsun. Ben de diyorum ki bak aynı cümleyi tekrar ediyorum. Zamanında yabancı sayısının 5'ten fazla olmasını istememiştim. Yine aynısını söylüyorum. Şenol Güneş'i kırıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın başındayken Tolga varken gitti Fabri'yi aldı. Tolga'ya oynatsan o zaman Fabri'yi neden aldın derlerdi. Ne farkı var şimdi? Türk futbolcusu. Niye abi. Oğuzhan varken Talişka'yı da aldın? Niye? Türk futbolcusu da bir zahmet. Babacığım dediğini yap. Rekabet havuzunda biraz artık mücadele yap, etsin. Yaptığını abi. Yapma demişler. İyi olan, dediğini yap, yaptığını iyi yapma. İyi olanın oynadığı bir şey ben abi. Ben de diyorum ki hocanın yaptığını yapın, dediğini yapmayın. İzledin değil mi onu? Demek ki Romanya'da da aynı hareket var. Tebrik ediyorum Subidika'yı. Çok güzel konuşmuş. Bielsa'yı hatırlattı. Bielsa'nın bir hikayesi var abi biliyor musun? Leeds United'da ilk gidiyor. Baba gider gitmez yönetime gidiyor. Diyor ki bir standart bir Leeds United taraftarının maç bileti almak için kaç saat çalışması lazım? Hemen bir araştırma yapıyorlar abi. 3-3,5 saat. Baba ilk buluşmada takımı topluyor. Leeds United stadın etrafı, tesislerin etrafındaki temizliği futbolculara yaptırıyor 3,5 saat boyunca. Yani bir bilet için siz kimin için oynuyorsunuz? İnsanlar sizi izlemek için ne gibi fedakarlıklarda bulunuyor? Dan girip işçinin hakkını altını çizerek çok emekçinin. Güzel. Yıllar evvel Daum soyunma odasına tekerlekli sandalyeli bir taraftar getiriyor. Hatırlar mısın? O zaman saha içinde tekerlekli sandalyeli evet. Vatandaşlar taraftarlar alınırdı. Rahmetli. Onun diyor ayakları yok. Sizi izlemeye geldi. Sizin ayaklarınız var. O top oynayabilirsiniz diyor. Fener'e çıkıyorlar. Bayağı bir farklı yeniyorlar. O yüzden bu arkada yani bu da güzel bir konuşma. Çok. Yani arkadaki adamlara bakın bak onlar için 2000 lira maaş alıyor onlar. 50 Tabii. saniye 50 kere söyledim diyor. 6 kere tam 6 kere söyledim duran toplar dedim diyor. 50 saniye kala neden birbirinizle konuşmuyorsunuz? O golü nasıl yersiniz diyor. Ve onu bağladığı yer çok doğru. Subidika'yı beğeniyorum ben. Farklı bir şey yapmaya çalışan tek teknik direktör Türkiye'de. Ve çok da doğru bir konuşma yapmış. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ara sıra da böyle fırça kayacaksın abi. Ara sıra da kayacaksın. Kaymak lazım. Hele ki sporculara zaman zaman değil birçok zaman kaymak lazım fırçayı. Yani. Sumudika'nın yine yaptığı genelde zaten dikine konuşmayı, düşüncesini direkt söylemeyi, paylaşmayı seven bir hoca. Geçen hafta bir oyuncu önerildi. Türkiye'de iki menajer beni aradı. Bu futbolcu kabul etmem için menajer bana 50 bin euro teklif etti. Aslında bu hepimizin bildiği. Az etmişler. Ama hiçbir zaman konuşulmayan da bir az hikaye. Her hocanın, her kulübün menajeri var abi cebinde. Az etmişler. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin.